Hem havadan hem karadan çalışmaların yapıldığı şu anda yine Anadolu Ajansı'ndan gelen canlı görüntüler eşliğinde de toprak kaymasının meydana geldiği bölge ve aslında bölgedeki işletmelerden birinin yer aldığı sahayı da görmek mümkün. Hemen arkasında toprak kaymasının meydana geldiği yamacı da görüyoruz. Bu yamaçtan kayan toprak yığınlarının bölgeyi nasıl kapladığını ve aslında toprak kaymasının meydana geldiği yol güzergahını da yine bunun devamında olduğunu düşünürsek o alana giden bölge. Çünkü az önce yaptığımız bağlantıda da Turgay İpek oranın bir geçiş güzergahı, bir yol olduğunu, bir asfaltlı yol olduğunu, bölgedeki şantiyelerde çalışan işçilerin o güzergahı kullandığını ifade etmişti. Tam da bu güzergahta aslında atıl durumda olan bir bölgede meydana geldiğini ifade etmişti. Yine bölgeden görüntüler ekranlarınıza geliyor. İHA'dan gelen görüntüleri de paylaşıyoruz. Toprak kaymasının meydana geldiği bölge, toprak altında kalan alanları da aslında buradan çok net görmek de mümkün. O kadar büyük bir alan ki aslında az önce Sayın Ökten'in de dediği gibi büyük bir alana, büyük bir itme gücüyle, büyük bir kuvvetle yayılan toprakların, toprağın, içeriğini de bilmediğimiz toprağın ne kadar zarar ve ziyan yaratabildiğini de bu görüntülerle görmenin mümkün olduğunu da kendisi de söyledi. Profesör Doktor Gündüz Ökten'in yaptığı açıklamalarda da vardı. Canlı görüntüler ekranlarınıza geliyor. Tabii arama kurtarma çalışmaların oldukça zorlu olabileceğini de düşünürsek yine havadan ve karadan çalışmaların da sürdüğünü söyleyelim. Erzincan'daki altın maden sahasında 400 kişiyle arama çalışmalarının yapıldığını, şu anda toprak altında olan yaklaşık 9 işçinin kayıp olduğunu ama bu sayının 12'ye de çıkabileceği yönünde belediye başkanının yaptığı, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksu'nun yaptığı açıklamada da belirtmişti. Yine açıklamalar geldiği doğrultuda sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Elimizdeki bilgileri yine paylaşmayı aktarmayı sürdürelim. Olay bölgesine yine AFAD ekiplerince Erzincan'dan, Erzurum'dan, Sivas'tan, Rize'den, Malatya'dan, Giresun'dan, Diyarbakır'dan, Tokat'tan, Tunceli İl AFAD müdürlüklerinden birçok personelin bölgeye sevk edildiği yönünde bilgi de paylaşıldı AFAD'dan. Ve yine bununla birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da 667 çalışandan 9'undan haber alınamadığını, arama kurtarma çalışmalarının bölgede yoğunlaştığını, 400 personelle arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve bu sayının daha da artmasını beklediklerini, personel sayısının artarak çalışmaların yerinde devam edeceğini belirtti Sayın Ali Yerlikaya açıklamalarında. Evet, açıklamalar geldikçe sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Erzincan İliç'te bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması sebebiyle 6 ambulans ve 2 ketimiyle medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti de yine bölgede toprak altında olduğu düşünülen kişilere henüz ulaşılamadığı yönünde de yeni bilgiler paylaşıldı. Bunları da sizlerle paylaşmış olalım. Bu meydana gelen toprak kaymasında 9 işçiden hala haber alınamıyor. Geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çevre ve ilçelerden çok sayıda arama ve kurtarma çalışmaları için bölgeye sevk gerçekleştirildi. Yine bölgede hem havadan hem de karadan çalışmaların sürdüğünü canlı görüntülerle tam o yolun geçiş güzergahı olduğunu da söyleyebiliriz. İstiflenen altın madeni sırasında çalışmaları, altın madeni çalışmaları sırasında istiflenen kum yığınlarının, aslında toprak yığınlarının daha doğru bir tabir, toprak yığınlarının kayması sonucu, toprak kayması sonucu büyük bir alanda az önce ekranlarınıza gelen görüntüler eşliğinde de paylaşmıştık ilk gelen görüntülerle büyük bir alana yayılan bir toprağa kayması meydana geldi.
400 personelin katılımıyla arama kurtarma çalışması yaparken tabii olaya ilişkin adli soruşturma da başlatıldı. 4 Cumhuriyet Başsavcısı görevlendirildi. Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli'den ekipler de bölgeye sevk edildi. Olayla ilgili olarak İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Bunun da altını çizelim. Tam olarak İliç merkeze 8 kilometre uzaklıkta bulunan bir altın madeni burası. Yaklaşık saat itibariyle de 14-14.30 sıralarında yaşandı bu toprak kayması. Olayı görenler hemen ihbarda bulundu. Orada o bölgede hem çalışan işçiler hem de vatandaşlar tarafından ihbarlar doğrultusunda bölgede çalışmalara başlandı.